Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Şu an beni izleyenlerim, yorum yapan, beğeni atan, kanalıma abone olan siz değerli izleyenlerin niyetine yıldızname açacağım, öngörülerimi isterim. Yıldızname'deki yorumlarla destekleyeceğim arkadaşlar. Kalbinizden, gönlünüzden geçirdikleriniz inşallah hayırlıysa sizleri bulsun. Rabbim böyle kalbinizden, gönlünüzden ne geçiriyorsanız tez vakitte gerçekleştirsin inşallah. Bütün hayrına olsun, kolektifin en yüksek hayrına olsun diyerekten yıldıznamemizi açıyorum. Bu bir genel bakım. Gördüğüm her kelimeyi yorumlayacağım. Siz uyanları alın, uymayanları kabul etmeden evrene gönderin. Geçsin. Bütünün hayrına olsun arkadaşlar. Şimdi siz değerli izleyenlerim, niyetime dahil eden izleyenlerim, aklınızdan, gönlünüzden geçirdiğiniz, sizle ilgili böyle aklınızda ne var, aklınızdan ne geçiriyorsunuz, bunlara niyet yorumlayacağım. Bu arada siz değerli izleyenlerim, destekte bulunmak için beğen tuşuna basabilirsiniz. Beğen tuşuna yorum yapan ve kanala abone olan siz değerli izleyenlerimin niyetine olsun. Bakalım şöyle bir genel olarak yorumlayacağım arkadaşlar. Toparlamaya çalışıyorum. Ağustos ayında bir beklentiniz var. Bu beklentinizle alakalı gelişmeler var. Şimdi siz değerli izleyenlerim, öngörülerinizi bir konu hakkında ısrarcı olmuşsunuz ama bir kişi bir konu hakkında sizi dinlememiş, sizin lafınıza gelmiş ve bununla alakalı kendinizi çok yalnız hissediyorsunuz ve bununla alakalı da sizi zorlayan inatçı biri var. Bilinçaltınızda böyle sizi kaybettiği için üzgün olduğunu, böyle kaybeden birisi var. Bilinçaltında mutsuzluk var. Kendini iyi hissetmiyor. Sizi kaybettiği için ya da sizden uzaklaştığı için hayatının enerjisinde soğuduğunu gösteriyor yıldıznamemiz. Ama burada arkadaşlar sanki düşüncesinde, fikrinde benim her şeyim sensin enerjisini verdi. Siz ona böyle bir resi de çekmiş olabilirsiniz. Bazı şeylerin netleşmesini istiyor olabilirsiniz. Ama bu durumda, bu sıkıntılarda kalmaktan, bu sıkıntılarla boğuşmaktan artık yorulmuş, çıkmak istiyor, savaşmaktan yorulmuş. Aslında aklında böyle biraz karışık süreçlerden geçiyor. Yalnızlık var, soğuk bir enerjiyi gösteriyor. Ve buradan kurtulmaya çalışması var. Üzülüyor fazlasıyla. Aranızda herhalde sıkıntılar geçmiş, sizi üzmüş. Size karşı enerjisinde yaptığı şeylerden böyle aranızda bir bitiş yaşanmış olduğunu gösteriyor. Çünkü burada arkadaşlar şu anda böyle sizlerle izleyenlerin, beni izleyen izleyenlerin bir mesafe var aranızda. Ve bu aranızdaki mesafeyle bağlantılı olarak büyük bir savaş halinde. Hem siz olabilirsiniz hem o olabilir. Bu savaşta siz bu mesafede sizi yormuş olarak gözüküyor. Burada siz değerli izleyenlerim şunu da belirtmek istiyorum ki aslında bu kişinin düşüncesinde bağlantılı olarak şimdi gerçekten bu düştüğü durumdan, bu yalnızlıktan kurtarmaya çalışması var. Enerji olarak yıldızlarımıza yansıyan ve burada sanki sizlerle izleyenlerin bu kişi böyle bir adım atarsa siz ona kapınızı açar mısınız? Siz ona cevap verir misiniz? Ya da ne yapması gerektiğini bilmeyen bir karakter. Şu anda böyle bir arada kalmış bir vaziyette, kafası karışık. Yani ne yapacağını bilmiyor. Ya da ne yapması gerektiğini bilmiyor. Aranızdaki negatif enerjiden kaynaklı sizi üzmüş. Belki de bundan yana da sıkıntı yaşadığını gösteriyor.
Ama gerçekten bu durumdan çıkmak isteği var. Çünkü arkadaşlar burada bu kapalı kapıların arkasında olan bir yalnızlık var. Negatif bir enerjisi var. Burada da bir yalnızlık gözüküyor. Bundan çıkmaya çalışıyor. Kabuğuna çekilmek, terk edilmek korkusu yüzünden yalnızlığı tercih etmiş. Ve şimdi burada aranızda ne yaşanmışsa ya da aranızda yaşanan soğuk enerjide bu kişinin payı var. Tekrar ben sana adım atarsam diyor. Acaba beni kabul eder mi? Ve burada kabul etmeyeceğini düşündüğü için de bir yalnızlığa kapalı kapılar arkasında kalmayı tercih etmiş olarak gözüküyor. Aklı böyle bir karışık. Buradaki böyle durumda aranıza geçen maddi konularla bağlantılı. Yani burada maddi konular da olabilir ama bir çatışma var. Yani kırıcı sözler, kavgalar, fikir ayrılıklarından bahseden bir enerjidi arkadaşlar. Bu sıkıntı yaşanmış ve burada yine bu kişi adım atmak istiyor. Aslında aklından geçen bir adım atma durumu var. Bu negatif enerjiden kurtulmak istiyor ama sizden karşı bir sessiz kalıyor. Aslında kafası çok karışık, ne yapacağını bilmiyor. Soğuk enerji olarak devam ettiğini gösteriyor. Burada böyle büyük bir savaş, kaos içinde aranızda geçen soğuk tartışma, enerji, fikir ayrılıklarından kaynaklı ve bunun vermiş olduğu bir soğuk mesafe var. Ve şunu da belirtmek istiyorum ki böyle bir aklında çok sıkıntılar yaşamış ve birbirinize karşı çok kırıcı kelimeler sarf etmişsiniz ve sizi zor durumda bırakmış olduğundan dolayı da siz onu kabul eder misiniz, etmez misin korkusuyla kendini böyle bir geriye çekmiş birisi burada gözüküyor arkadaşlar. Ve şimdi şunu da belirtmek istiyorum. Ve bununla alakalı gelir mi gelmez mi arasındaki kafanızdaki sorularla niyet bu arkadaşlar. Size karşı duygusu ne olarak merak ediyorsanız, size karşı duygusunda ne gibi değişiklikler var, şu an için ne hissediyor, sizi seviyor mu sevmiyor mu, güncel düşünceleri, duygularını merak ediyorsanız arkadaşlar. Bununla alakalı da şunu belirtmek istiyorum ki çok büyük bir inadı var. Böyle biraz aksi ketum egolu birisi olarak da gözüküyor. Ve bununla alakalı da siz değerli izleyenlerim sanki çok inat biri ve bu inatçılığıyla beraber durumu perişan. Ve ben size belirtmek istiyorum ki durumu hiç iç açıcı değil. Ve bununla bağlantılı olarak da duygusal böyle ve bununla bağlantılı olarak da biraz karışık bir duygu içerisinde. Aklı karışık, zamanı duygusunda böyle çok zor durumda kalmış. Ve bu durumla bağlantılı olarak, enerji olarak duygusunda biraz böyle baskın bir karakter, onun dediği olsun istiyor. Zor durumda ama size karşı çok ciddi özlemi var. Çok böyle inat, aksi, egolu, kararsızlık var. Sizinle beraber olması, size yol yapma enerjisini düşünmüyor değil, düşünüyor. Yani sizinle alakalı geçirdiği zamanları aklından geçiriyor, özlüyor. Bunu da belirtmek isterim. Özlemi var. Kesinlikle var. Duygusunda burada aranızda ne yaşandıysa siz değerli izleyenlerim duygusu biraz böyle burada çok üzgün olduğunu gösteriyor. Aranızdaki enerjide belki onun hayatında olumsuzluklar var ve bununla alakalı seçim yapmakta zorlandığını gösteriyor. Ne yapacağını bilmiyor. Aslında ama buradaki enerjide size duyguları var. İnadından yana hayatında olan olumsuzluklardan kaynaklı bir böyle bir duraksamış, elini kolunu böyle bir bilinçli şekilde bağlamış, çok üzgün, duygusal olarak sizin boşluğunuzu çok ciddi bir şekilde yaşıyor. Ama farkındaysanız arkadaşlar, bir elinde kolunda bağlı var, bunalımda biraz ve duygusal, ruhsal denge böyle bir durumda kafasındaki uyumu yakalamak istiyor. Kapısı aslında size açık, sizi seviyor ama
Egosu çok egolu birisi. Aşırı ego var burada. Yani bu egosu arkadaşlar egodan yana da kendini de perişan ediyor. Sizi de üzüyor. Aslında arkadaşlar çok inat, ben razıyım diyor bu soğuk enerjiye. Sizden bekliyor ama duygusu var. Eski hataları unutmak istiyor. İçinde yumuşamış olduğunu gösteriyor. Yaptığı hatalardan kaynaklı düzgün olduğunu gösteriyor. Ama çok sert bir karakter. Zaman istiyor. Bir olayı ya da durumu böyle zamanı bekliyor. Doğru zamanı bekliyor arkadaşlar. Bazı şeyleri böyle bir çaba göstermiyor ve ilgi var, duygusu var ama bir çabası yok olarak gözüküyor. Duygusu varsa da arkadaşlar bu kişi de evli de olabilirsiniz, fark etmiyor. Ben kolektife niyetlendim arkadaşlar. Kadın erkek zamansız zamana niyetlendim bir yıldızname falı. Burada enerji olarak kendini beğenmiş, egolu, inatçı birisi. Yani ben senin derdinden ölsem de, yani burnum yere düşse de burnumu almam havasında arkadaşlar. Böyle bir karakterde. Yani siz aslında o kişinin umrundasınız ama umrunda değilmişsiniz gibi gözüküyorsunuz. Gerçekten böyle duygusunu çok fazla dışarıya yansıtmadan devam ediyor. Onun kalbinde böyle bir mesajınız ve bununla alakalı kalbinizdeki mesajınızla alakalı böyle gündeminde ki böyle siz değerli izleyenlerim gündemi neler, sizinle alakalı nasıl bir yol izleyecek ve bununla bağlantılı olarak da şunu belirtmek istiyorum ki bu kişi egolu demiştik ve bununla bağlantılı olarak da biraz siz değerli izleyenlerim kendini beğenmiş olarak belirtmiştik ya. Hani bazı durumlarda bu konuları siz değerli izleyenlerim. Şimdi burada korkuları var, kaçıyor her şeyden, duygularından emin değil havasında, ne yapacağını bilmeyen bir enerji. İlk adımı sizden bekliyor, ilk adım sizden gelsin istiyor, ilk adım sizden olsun istiyor, daha adım atmak istemiyor. Burada enerji olarak gitgelli bir karakter ve çok iyi oluyor, bir de böyle kafasına göre takılıyor, yani değişebiliyor. Buradaki enerjide korkuları var, kaçıyor, sorumluluk almaktan kaçıyor, hayatındaki olumsuzluklardan korkuları var, geçmişten bir travma almış da olabilir. Duygularından emin değil. Böyle bir ikili karakter, ikili enerji, mıy mıy bir enerji. Sizden bekliyor. Sizinle ciddi düşünüyor. Sizin karakterinizi çözmeye birisi de olabilir. İlişkideki enerjiye dikkat etmeniz gerekiyor. Ciddi düşünüyor. Ciddi bir karakter. Ne söylediyse gerçeği söylemiş. Size ne yansıttıysa arkadaşlar, her şeyi böyle gerçeği söylemiş. Yani kalbinden böyle uzaklaşmış olabilir, mesafeyi kendi koymuş olabilir. Çok pişman bir enerji var. Size yaşattıklarından dolayı, yaşadığından dolayı pişman. Bazen yoruyorsunuz arkadaşlar. Kıskançlık mı var bilmiyorum ama bir baskı mı yapıyorsunuz? Burada çok fazla yorulmuş bir enerji var. Karşınızdaki kişiyi yormuşsunuz. Ve böyle sizi düşünüyor, özlüyor ve bununla bağlantılı olarak da aslında biraz sabırla ilerliyor. Siz biraz sanki böyle daha çok didikleyen, sorgulayan, daha çok böyle takipte kalan tarafta gözükebilirsiniz. Özlemi var, çok üzgün olduğu gösteriyor, çok özgün ve çok fazla inat var, ego var. Ve bununla bağlantılı olarak da arkadaşlar, yani böyle bir dik kafa gibi gözüküyor. Bir kararsızlık söz konusu ve bununla alakalı böyle bir ikilemde kalması var. Siz kendini iş çalışma hayatına vermiş, üzülmüş, özlüyor, dertli, kederli, yalnız kalma, terk edilme konusunda böyle. Böyle bir bazı şeyleri inada da bindirmiş olabilir. Ne yaşandıysa hala kendinin haklı olduğunu düşünüyor. Zamana bırakıyor. Yalnızlık onu böyle biraz böyle bir konuşmak istiyor. Yalnızlık da istemiyor. Sizin onu kabul etmeyeceğinizi düşünerek aslında böyle çok zeki, çok tilki, özlemi var mı? Evet var. Ama böyle biraz tembel bir karakter. Aslında iyi. Böyle bir yalnız kaldığını, üzüldüğünü
İnat böyle dedik bir karakter arkadaşlar, egolu. Pişman olarak gözüküyor. Pişmanlığı fazlasıyla var. Çok aslında pişman ama demin de dediğim gibi çok asi. Ve bununla alakalı o kadar kurnaz uyanık biri ki böyle sanki kendi kendine izin verme, böyle bir ayrılığın geçici olduğunu farkında, sabit böyle bir kısa ayrılık olduğunu da biliyor. Pişmanlığını çok da fazla göstermiyor. Ayrılacağınızdan emin bir karakter. Ve bununla bağlantılı olarak da siz değerli izleyenlerim, böyle bir pişkin gibi gözüküyor. Yani aranızda bir yalan dolan ihanet de olmuş olabilir. Soğuk bir enerji var. Yani burada pişman olduğundan dolayı değil, pişman olduğunu göstermiyor. Üzgün ve üzgün. Aslında böyle bir pişman oldum, özür diledim olayı da yok. Sanki böyle sabit bir bakış açısı var. Kısa bir ayrılık var, ikilemde kalmalar var, değişken bir karakter. Burada gününü gün ettiğini gösteriyor, pişmanlığı yok. Burada bir erkek söz konusu. Üçüncü kişi yüzünden ya sizi kıskanıyor ya burada bir kişi var ya arkadaşları çevresi sizin aranızdaki yani böyle müdahil olan kişiler, arkadaş çevresi, ailesinden olan biri de olabilir. Onu size karşı yapmış olduğu enerjiden dolayı da sizin sevginizden emin ama sizi bir tarafta da kıskanıyor. Size karşı özlemi var mı? Var. Pişmanım dediğinde bunun zaten bir zaman aşımına uğraması lazım. Zaman aşımını istiyor. Yani yaptığı bu durum her neyse onu kapatmak için böyle bir çaba gösteriyor. Arkadaş çevresi sanki bunu böyle bir gezmeye, tozmaya, eğlendirmeye götürdüklerini gösteriyor. Ve bununla alakalı buradaki enerjide zaten böyle sizden yana bir rahatlığı var. Siz ona adım atacaksınız. Şu an kızgınsınız ona. Farkı kabul edip etmeyeceğinizi bilmiyor. Aslında biraz böyle bir beklemede. Yani böyle bir iki göz iki çeşme yok. Düşünüyor mu? Evet ama böyle bir enerji var. Hayatında sizden başka bir kimse var mı diye merak ediyorsanız, sizi aldatıyor mu, aldattı mı? Bunların arasında da kalmış olabilirsiniz ya da yakalamış da olabilirsiniz, tanık olmuş da olabilirsiniz. Siz değerli izleyenlerim, bu kişi sizi çok üzmüş gerçekten. Sırtınızdan resmen bıçaklanmışsınız. Böyle bir sizi aldatmış, zaten sizin bunun haberiniz olmuş, açığa çıkmış bir enerji. Ya da bu durumu biliyorsunuz, bundan dolayı üzülüyorsunuz. Zaten aranızı bozan enerji onların tarafından olan birisi. Sizi sırtınızdan bıçaklamış ama bundan haberdar. Belki işinin başında ya da böyle bir şekilde müdahil olmuşsunuz bu olaya. Bu ilişkiyi kıskançlıktan dolayı ya da bazı şeylerden dolayı yaşamış olabilir. Ama bu yeni bir şey değil. Bundan haberi var olduğunu gösteriyor. Bunun üzüntüsü, sıkıntıyı daha önce yapmış. Sizin eliniz kolunuz bağlı. Sizi böyle bir sağınızı solunuzu bağlamış. Böyle canınızı yakmış. Sizi böyle bir bazı durumlarla bağlantılı olarak da öyle bir ortada bırakmış ki ya ben niye bu konumu yaşıyorum, bu durumu yaşıyorum demişsiniz. Kendinize bunlarla alakalı da şunu belirteyim ki yani çok böyle adım atar mı, planı ne, size dönüşünü merak ediyorsanız arkadaşlar dediğim gibi sizden bir adım bekliyor ve bununla alakalı böyle bir canınızı yakmış, sizi üzmüş ama zamanınızdan almış, maddi manevi kaybınız var ama adım atması var. Ama böyle bir yol da var ve bununla bağlantılı olarak da biraz böyle siz değerli izleyenlerim, şimdi bunun enerjisinde böyle bir üzülmüş ve kara kara düşünmüş, gezmiş, tozmuş ama siz ona dönüş yapacaksınız. Ama bazı gerçeklerin böyle bir yanılma var, bir yanımsama var. Sizden beklemiş, sizden beklemiş, siz ona adım atmamışsınız. Ve bununla alakalı bir yanılmış ve bundan dolayı dayanamayacak ve bununla alakalı size böyle bir adım atma planı var, yol var ve bununla alakalı duygusal bir adım atacak. Size yanlış yapmış, geri dönmüş, bakmış, vicdanen huzursuz, rahatsız böyle bir strateji kullanmış olabilir. Sizin böyle adım atacağınızı biliyor. Siz adım atacağınızı bilmediği için böyle bir sizin duygusal olarak ona bağlı olduğunuzu, merhametinizi ve düzgün bir enerjinizi, her şeyi kabullenip susan bir enerji olduğunuz için burada adım attıktan sonra aranızda ufak tefek tatsızlıklar yaşanacak. Kalbi kırık bir karaktersiniz, kaygılısınız, ona güvenmiyorsunuz. Adım atması gözüküyor arkadaşlar.
Ve onu beklemeye değer mi diye soruyorsanız, sizin için hayırlı mı arkadaşlar? Aslında sizin için çok hayırlı olarak gözükmüyor ama böyle bir kader yolunda siz zaten onu çok seviyorsunuz, bir kararlısınız, ona karşı duygusal bağınız var, bitiş var ama kopmaz ikilisiniz. Sizi mutlu eder mi? Evet, sizin ona duygusal bağınız var, çok egolu. Buna karşı yumuşak davranıp onu bu hale getiren sizin davranışlarınız. Sizin için arkadaşlar bir kararlısınız ama böyle bir bitiyorsunuz, barışıyorsunuz ama siz buna katlanıyorsunuz, seviyorsunuz demek. Ve ona böyle davranışlarınızda siz değerli izleyenlerim sizi üzüyor, üzmesiyle bağlantılı olarak da böyle ona karşı nasıl davranmanız gerektiğinde, ona karşı itirazınızda inatlaşabilirsiniz. Sizi üzmüş, sizi bunalıma sokmuş ve sevdiyor, duygusal olarak size sağlam davranıyor ama aslında arkadaşlar size çıkan böyle bir stratejik yaklaşımlar sergiliyor. Aynı şekilde davranmanız gerekiyor. Yani sevecen davranmanız gerekiyor ama onunla böyle bir geleceğiniz olduğunu da merak ediyorsanız, onunla alakalı da arkadaşlar geleceğinizde bir geleceğiniz var. İlişki zor ilişki, gerçekten zor bir karakter ve onunla bir geleceğiniz kesinlikle var. İlişki çıkışlı tartışmalar, kaoslar olsa da bir gelecek var. Bununla alakalı durum söz konusu arkadaşlar. Beni buraya kadar izleyen, beni buraya kadar niyetini, isteğini, dileğini takip eden, olumluları alıp kabul edip olumsuzları evrene gönderen sizlerle izleyenim. Hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Yorumlarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.